Herkese merhaba arkadaşlar. Didim'in en kelepir villalarından bir tanesini sunmaya geldim. Geçenlerde bir video çekmiştim. 1 milyon 50 bin TL'ye dedim, hemen satıldı. Bu da hemen satılır. 1 milyon 100 bin TL'ye 3 artı 1 mükemmel bir villa sahibi olabilirsiniz. Konum harika. Merkezdeyiz. Merkezin göbeğindeyiz arkadaşlar. Burası kaçmaz. 1 milyon 100 bin TL'ye sahip olabileceğiniz müstakil güzel bir villa sahibi olacaksınız. Müstakil girişli. Şimdi burası girişimiz. 2 tane villamız var arkadaşlar. İkisi de birbirinden güzel. Biz arka tarafı tanıtacağız. Yani bizim villamız buradan itibaren başlıyor. Burası bizim girişimiz. Arkada bir bahçe alanımız var. Böyle küçük bir bahçe alanı. Burayı açabilirsek gösterelim ama şu şekilde bir bahçe alanı var. Oradan balkona giriş var. Burayı da gösterelim Mehmet. Ev temizlik yapılması lazım. Bakar mısınız? Yapraklar dolmuş. Yani bunlar temizlendiğinde tertemiz olacaklar. Şimdi öyle bir balkon yapılmış ki bahçeyi balkona katmışlar. Panjurla da kapatmışlar. Harika bir görüntüsü var. 1 milyon 100 bin TL. Kelepir fiyatı. Bu fiyatlara bir daha bulamazsınız. 3 artı 1. Her şeyle tamamlanmış bir ev. Girişimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demir bir parmaklık yapılmış. Güzel bir girişimiz var. Burada küçük bir raf yapılmış, dolap yapılmış. Oradan bahçeye giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şöyle alayım. Girdiğimizde salon mutfağı açılan bir kapımız var. Çok güzel bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Geniş bir salon mutfak. Otomatik panjurlu. Ses ve ısı yalıtımlı. Maksimum 5-6 yıllık bir bina. 6.95'e 5.67 boyutlarında. 6.95'e 5.67 boyutlarında çok güzel bir salon mutfağımız var. Balkona bayılacaksınız birazdan ama ilk önce burayı bir inceleyelim. Seramikler harika duruyor. Duvarda hiçbir leke yok. Tamamıyla oturabilirsiniz. LED ve spot aydınlatmalar yapılmış. Şu an hiçbir masrafı yok. 1 milyon 100 bin TL'ye 2 artı 1 daire alabiliyorsunuz. Didim'de 2 artı 1 daire alabilirken ben size villa veririm arkadaşlar. 3 artı 1 villa. Tamam arka cephe ama fiyat harika. Fiyat harika. Mutfak kısmı da buradan itibaren başlıyor. Buraya güzel bir bar yapılabilir istenirse. Mutfağımız çok geniş. Tezgahımız bildiğiniz gibi siyah beyaz tezgahlardan. Tezgah arası da çok şık olmuş. Kullanışlı. Dolaplara bakalım. Herhangi bir leke var mı? Hiçbir şey yok. Böyle biraz yakından gösterebilirsin Mehmet istersen bunları. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an hemen kullanabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Masrafsız. Sıfır masrafla. Herhangi bir evrak eksiği yok. Hiçbir şey yok. Bence bu ev bugün satılır. Net söylüyorum. Yayına girdiğimiz gün bu ev satılır arkadaşlar. 1 milyon 50 bin TL olan villa bu şekilde satılmıştı. Burası da satılır. Çok geniş bir alanımız var. Güzel oturulabilir bir alanımız var. Buradan da balkona çıkabiliyoruz. Buradan da. Şimdi sıra geldi. Bence evin en güzel yanı. Balkon ama balkon. Efsane bir balkon olmuş. Bu şekilde L şeklinde geliyor. Çok geniş. Buraları panjurla kapatmışlar. Panjurla kapatınca da otomatikman çok güzel bir yaşam alanı haline gelmiş. Burası zaten, şurası Yönder Koleji, eski Yönder Koleji. Burayı da gösterirsen şimdiki sınav koleji arkadaşlar. Hemen buradayız, merkezdeyiz yani. Arkamızda 5 milyonluk villalar var. Buraya bir barbekü yapılmış, burada bir musluğumuz var. Ve otomatik panjurlu. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Şu an şu panjuru yaptırmanın bedeli, net söylüyorum, 40-50 bin TL. 40-50 bin TL'ye anca yaptırabiliriz. Burayı da kapatabiliyoruz. İsterseniz bu bahçe alanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Konum çok iyi arkadaşlar. Gerçekten konum harika. Burada ısı pompası yerleştirebileceğimiz bir alanımız var. Evin doğalgaz tesisatı mevcut. Ev çok güzel. Kullanışlı bir ev haline gelmiş. Bunların hepsini kapatalım. Bak buradan da giriş çıkış için kapı verilmiş. Gayet güzel bir alan arkadaşlar. Burayı da kapatalım. O biraz dallara çarpıyor. Biraz sert kapanıyor. Ama diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel bir alanımız var. Gerçekten güzel bir alan, şık bir alan. Burası da kullanılabilir, depo olabilir. Bakın kapattığımızda çok güzel bir alanımız oluyor. Burasını da kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Alan çok güzel, gerçekten güzel. Oturulabilir yerler oldukça fazla burada. Merdiven altı lavabo olarak kullanılmış arkadaşlar. Gayet güzel bir lavabomuz var burada da yine. Şık, tertemiz, masrafsız. Oraya bir klozet takılacak. Ama orayı depo olarak kullanmışlar zaten eski sahipleri. Siz de isterseniz depo olarak değerlendirebilirsiniz ya da hemen klozet taktırabilirsiniz. Orta katta 2 tane oda.
Bir ortak kullanım banyo lavaboyla bu ev daha yaşanılabilir bir hale getirilmiş. Şimdi girdik, merdivenden çıktık. Hemen karşımızda banyo lavabomuz var. Geniş mi? Gerçekten geniş. Kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar. Şimdi yeni bir evle kıyasladığınızda şu an bu evin değeri yeni bir ev olsaydı 1 milyon 600 bin lira, 1 milyon 700 bin TL'ydi. Siz burayı 1 milyon 100 bin TL alacaksınız. 50 bin lira para harcasanız ne değişir ki? Gerçekten karlı bir alışveriş yapmış olacaksınız. Burada hangi markaymış? Visam'ın aynalı bu. Biraz daha diğerlerinden kaliteli. Visam'ın yönme rezervuarı var, güzel bir lavabomuz var. Çok şık olmuş. Burada da ışığımız var. Bak bu da yanıyor. Harika olmuş arkadaşlar burası. Bir daha göster istersen sen orayı. Buradaki ilk odamız. Buradaki ilk odamız 3.60'a 3.60'a 3.96 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. 3.60'a 3.96 boyutlarında güzel bir oda. Şu an buranın kira getirisi 2000 ile 3-4000 arasında değişebiliyor çoğu yerde de. Çünkü 1 artı 1'ler olmuş 2000 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik panjurlu. Gayet güzel. Sineklikleri yapılı. Eksiksiz. Hemen taşınabilirsiniz. Hemen. Bugün taşınabilirsiniz arkadaşlar bu evi. Gayet güzel. Elektrik suyumuz da açık. Ve yan tarafında bir odamız daha var. Bu oda da yine geniş bir oda. 2.89'a 4.69. 2.89'a 4.69 boyutlarında. Çok geniş. Gerçekten geniş. Şık, kullanışlı bir odaya sahip olabilirsiniz. Bir balkon var. Kapıyı açabilirsek çıkalım oraya da bir bakalım. Eğer anahtar yoksa burada, kilitli değilse. Şu an kilitli burası. Buradan göstersene. Buradan bir göstermeye çalış. Anahtarlarını bulamadım onun. Güzel bir balkon arkadaşlar. Kullanışlı bir balkon. Yukarıdaki terasa daha çok bayılacaksınız. Yukarıda bir tane daha mutfağımız var. Yani iki tane mutfağımız olmuş oluyor bu evde. Böyle baktığınızda iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz, merdiven başındaki ışıklar, mavi ışıklar. En üst katta bir tane oda, bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Şimdi burada böyle burası dar gibi gözüküyor değil mi? Oradan çıkınca. Ama böyle bir gelsene. Bak buraya bak. Devasa bir yer var burada. Gerçekten geniş. Kafanız değmiyor. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buraya çamaşır makinesi yerde bırakılmış. Banyo lavabonuz burada. Gömme rezervuarınız. El yıkama yeriniz. Gayet güzel arkadaşlar. Buraya rahatlıkla giriş çıkış yapabilirsiniz. Lavabo da güzel. Kullanışlı. Biraz ışık orada az. Ve burada bir odamız daha var. Bu oda da güzel. Aslında buraya 4 artı 1 de sayardık. Neden 4 artı 1 demedik? Terası kapatmışlar zaten. Burası da 4.75'e 2.80. 4.75'e 2.80 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Şık, kullanışlı bir oda. Gördüğünüz gibi her şeyle hazır. Rutubet, nem yok. Sıfır. Sıfır rutubet, sıfır nem. Buradaki panjur sadece otomatik değil. Bu elle manuel olan. Bu da büyük ihtimalle motor dışarıda kalmasın diye böyle yapmışlardır. Bu da güzel olmuş. Ve terasımız var. Terasımız var. Burası da güzel arkadaşlar. Kapatılmış bir mutfak bırakılmış buraya. Üst taraf kapı. Ayrı bir ev gibi düşünün. Mesela üst kat. 1 artı 1 ev gibi düşünün burayı. Cam balkonla yapılmış. Bir de bombeli cam. Bombeli camla yapılmış burası. Çok da güzel olmuş. Buradan da pencereler bırakılmış. Dışarıya çıkmak için acil bir ihtiyaçta. Şimdi diyeceksiniz ki arka cephe. Şu eve bir bakar mısın? Bu da arka cephe. Sıfır yapıldı bu. Burası da arka cephe. Hiçbir şey değişmiyor. İlla ki arka cephe olmak zorunda. Birisi önse birisi de illa ki arka olacak arkadaşlar. Arka ya da ön olarak değerlendirmeyin. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor bu fiyatlar. Ne yapalım, aşağı kadar inelim orada bitirelim mi? Bak şu merkezi bir göstereyim. Burası Gönder Koleji. Şu villalar, akıllı ev villaları şu an 5 milyon. Buradaki en kötü villanın fiyatı 1 milyon 750 bin TL. En kötü villa arkadaşlar. En kötü villadan bahsediyorum. Fiyat olarak 1 milyon 750 bin TL. Ve aşağı kadar inelim. Aşağıda videomuzu bitirelim. Şimdi yukarıda ne gezdik? En üst katta. Bir kapatılmış terasımız var. Bir mutfak alanımız var. Bir mutfak alanı yapılmış oraya.
ve bir banyo lavabomuzda bir tane de odamız var arkadaşlar. Orta katta neyimiz var? İki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz ve odalardan bir tanesinde de geniş bir balkonumuz mevcut. Ve bunun aşağısında geniş bir salon, mutfağımız var. Panjurları kapatınca daha da güzel gözüktü. Geniş bir balkonumuz var ve geniş bir oturum alanımız mevcut. Bence bu evi kaçıran çok şey kaçırmış olacak. Bu evi kaçırırsanız çok şey kaçırmış olacaksınız. Çevreyi de gösterelim mi? Her zaman çevreyi soruyorlar. Çevreyi de gösterelim. Çevreyi de gösterelim. Burası bizim bahçe alanımız. Şöyle bir daha gösterirsem bak, ağaçlar ne güzel kapatmış, görüyor musun? Sarmaşıklar harika duruyor. Harika duruyor. Çıkalım çevreyi de gösterelim. Çevre bu. Gönder Koleji'nin alt tarafındayız. Oradaki villaları hatırlarsanız daha önce tanıtmıştım. Şu an orada satış rakamları ortalama 1.600-1.700. Burada 1.950.000 mi istiyordu? 1.950.000. Yani çevremiz dolu arkadaşlar. Full. Etrafımız dolu. Hemen alt sokaktan cadde, dolmuş otobüs oradan geçiyor. Market, restoran hepsi burada mevcut. Alıcısını bekliyor. Bu fiyatlara kaçırılmayacak. 1.100.000 TL'si bekliyor. Kaçırmayın.